sektörü gün geçtikçe büyüyor, büyüdükçe gelişimini yukarı doğru sürdürüyor. Tarihe şöyle bir bakacak olursak, ilk oyunun 1958 yılında çıktığını görüyoruz. İlk başlarda sadece bölüm geçme ve vakit öldürme eğlencesi olarak görülen video oyunlar günümüze gelinceye kadar pek çok değişime uğrarken geniş kitlelerde de kabul gördü. Oyunlarda hikayeye verilen değerin artmasıyla oyuncular hikaye yönetme ve hikayeyi aktif olarak yaşama olanağına sahip oldular. Pasifize halde izlediğimiz filmleri aktif bir şekilde geniş kitleli video oyunlarına uyarlayıp transmedya veya cross medya mantığıyla tanıtımı geliştirip franchise'ı büyütme fikri ise yapımcıların gözünden kaçmadı. Genelde kötü olarak kabul gören bu tür film oyunları birçok kez de franchise'a katkı sağladı. Oyunların popülerliği ve piyasası büyümeye tam sürat devam ederken hikayeleri de kalite anlamında filmlerle yarışacak düzeye erişti. Hatta bazıları oyunken film oldu. Gelin oyunlardan uyarlanıp yüksek gişe geliri elde eden filmlere bakalım. Max Payne. 35 milyon dolar bütçeyle çekilen Max Payne filmi 87 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'de ise 776 bin dolar gelir sağladı. Genel kâra bakacak olursak Max Payne oyunu 32 milyon dolar kâr elde etti. Silent Hill. Meşhur korku oyunu 50 milyon dolar ile çekilip 100 milyon 605 bin dolar gelir elde etti. Genel rakamlara bakarsak 50 milyon dolar kâr elde ettiğini söyleyebiliriz. Ünlü dövüş oyunu Mortal Kombat 23 milyon dolar bütçeyle 2021 tarihinde beyaz perdeye uyarlandı. 84 milyon dolar gelir elde etti. Genel kâra bakacak olursak 61 milyon dolar kâr elde ettiğini görüyoruz. Mortal Kombat gibi dövüş türünün bir başka önemli oyunu Street Fighter'da sinemaya uyarlanan filmler arasında. Jean-Claude Van Damme'ın başrollerde yer aldığı film 35 milyon dolar bütçeyle çekilip 99 milyon dolar gelir elde etmiştir. Genel kâra bakacak olursak 64 milyon dolar kâr elde etmiştir. Pokemon The Movie. 30 milyon dolar bütçeyle çekilip 99'da gösterime giren film dünya çapında ses getirecek bir rakama ulaştı. 133 milyon dolar 949 bin gelir elde etti. Genel kâra bakacak olursak 73 milyon dolar kâr elde ettiğini görüyoruz. Lara Croft Tomb Raider. Angelina Jolie'nin canlandırdığı Lara Croft'un macerasını konu alan film 115 milyon dolar bütçeyle çekilmiş ve 274 milyon 703 bin dolar gelir elde etmiştir. Türkiye'de 1,5 milyon dolar hasılat sağlayan filmin genel kârı ise 132 milyon dolardır. Need for Speed. Oyun dünyasının yarış türündeki vazgeçilmezlerinden Need for Speed, filmiyle de ses getirecek gelir elde etti. 2014 yılında 66 milyon dolar bütçe ayrılıp çekilen film 203 milyon dolar gelir elde etti. Türkiye'de ise hasılat rakamı dikkat çekici. 1 milyon 216 bin 227 dolar gelir elde etti. Genel kâra bakacak olursak 143 milyon dolar kâr elde ettiğini görüyoruz. Resident Evil İntikam. Resident Evil franchise'ının 5. film olan yapım 65 milyon dolar yapım bütçesiyle hazırlandı. 240 milyon 159 bin dolar gelir elde etti. Genel kâra bakacak olursak 175 milyon dolar kâr elde ettiğini görüyoruz. Warcraft The Beginning. 2016 yılında çekilen bu film oyun bazında en çok kâr eden filmler arasında. Oyun dünyasının yarattığı evreni ve ortamıyla türünde en başarılı yapım Warcraft'ın filmi ise 160 milyon dolar bütçeyle 2016 yılında çekilip 439 milyon dolar gelir sağladı. Genel kâra bakacak olursak 279 milyon dolar kâr elde ettiğini görüyoruz. Evet, oyun dünyasının büyüyen oyunlarının beyaz perdeki performanslarını ve gişedeki elde ettiği gelirleri size derlemeye çalıştım. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın.